Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canan başla hadi. Ya ilk önce aklıma şey geldi Deniz. Geçen gün birisi dedi ki işte ben sizi yeni keşfettim, dinlemeye başladım, çok güzel falan. Ama bu Matrix'ten başlamış. Bence bizi yeni keşfedenler, yani ilk baştan dinlemeye başlarlarsa belki hani onlar için daha anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki istedikleri yerden başlayabilir de. Yani çünkü bayağı biz yaklaşık 3 seneden beri bu programı yapıyoruz. Yani Şiddetli Eşin Bir Yaşam Dili kitabından başladık. Sonra başka kitaplar çalıştık. Özünde sözünde dönüyoruz dolaşıyoruz. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz gibi gözükse de. Bu Matrix birazcık daha hani insanın kendini değerlendirmesiyle ilgili bir şey değil mi? Şimdi yaptığımız çalışma. O yüzden hani başından böyle takip ederek buraya kadar gelirlerse belki daha anlamlı ve daha hani bütünü görmek açısından onlara yardımcı olur diye böyle bir kısa not vermek istedim. Şimdi bir önceki hafta sabırı konuştuk. Matrix'in bu güzelliği hoşuma gidiyor. Yani hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Yani sabrediyoruz ve sabırla ilgili ne öğrendik? Şimdi bugünkü konuda diğerlerinin tepkiselliğine yanıt vermek. Peki burada da adım adım ne olduğunu açıklayarak gidersek böyle daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Evet. Hakikaten birbiriyle çok ilgili gidiyor. Ben de bayılıyorum böyle şey gibi. O onu besliyor, o onu besliyor. Hı diyorsun. Bize de bir çalışma oluyor. Diğerlerinin tepkiselliğine yanıt verme halini matriste yoğun ayrıştırıcı duygulara kapılmış kişilere tepki yerine yanıt verme diye tanımlıyor. Yani birisinin sana söylediği hoş olmayan bir şeyi nasıl yanıtlarsın gibi bir şey, değil mi? Tepki mi yanıt mı diye bir ayrım. Evet. Yani sen ne biçim birisin böyle diyor. Sen kendine bak demek yerine. Bunu duyduğumda diye belki başlayan bir yanıt verme. Evet. O sen kendine bak da çok güzel bir şey. Seviyorum ya. Ondan vazgeç. Seçebiliriz. Birdenbire şey geldi. Aa ne güzelmiş. Oh rahat. Aa sen kendine bak deyip devam ediyorsun Yalnız bak bir sonrası geri bildirime açık olmak Canan. hayatım. Burada bu yolda böyle adım adım Evet. usul usul gitmekte fayda var. Bir sonra geri bildirime açık olmak konuşacağız onun için. Ya Peki. şimdi yoğun ayrıştırıcı duygulara kapılmış kişiler diye tarif ettiği şeye baktığım zaman ayrıştırıcı yani aramızdaki bağlantıyı desteklemeyen mesajlarla bana doğru yönelen insanlardan söz ediyor. Onlara tepki yerine yanıt vermek çok kıymetli çünkü yanıtın içinde benim duygu ve ihtiyaçlarım olacak. Yani bunu duyduğumda bende ne uyandığı olacak. Ya da bağlantı ricam olacak. İhtiyaçlarımı fark ettiğimde niye böyle bir mesaj geldi bana diye anlamaya çalışacağım. Bunun en acemi halini okuyayım. Oradan devam edelim mi? Okuya bakalım neredeymişiz biz bir görelim kendimizi. Diğerleri tetiklendiğinde savunmacı, boyun eğen ya da iletişimden kaçan şekillerde tepki vermeye alışık. Ya en acemi hali, şiddetsiz iletişimde bir şeyler yapmaya çalıştığım, böyle anlamaya çalıştığım ama bir türlü hani o bana doğru gelen şeylere, ayrıştırıcı mesajlara üç şey sayıyor. Bence bunlar çok kıymetli ve hani bunun bence şeyle de ilgisi çok, utançla da ilgisi çek. Savunmacı, boyun eğen, ya da iletişimden kaçan tepkiler vermek. Yani bağlantıdan kaçmak. Evet, aynı şekilde savaş kaç don yolluyorsun yani. Aynen. Yani onu söylemeye çalışıyor. Yani kendimde bunu çok az görmeye başladım açıkçası ama şimdi etrafımda bunu yapan çok tanıdığım var diyeyim.
Hani mesela 10 kişiden 3 kişi de sayabilirim. Bunu bilmek de esasında bir aydınlanma gibi geliyor. O zaman onu anlamama da yardımcı oluyor. Yani hem kendimi anlamama yardımcı oluyor, hem onu da anlamam. Zaten şiddetsiz iletişim güzelliği bence bu. Yani kendini anlıyorsun. Kendini anladığın müddetçe karşı tarafa da anlayışın gelişiyor. Ya bir dakika ya, bende bunlar oluyor. Evet, onda da bunlar olabilir gibi bir anlayış gelişiyor. Yani o zaman o şefkat yolu böyle oluşuyor diye düşünüyorum ben. Yani anladıkça olayları, neye neden tepki verdiğini, onun için böyle bir tepki veriyor. Acemilik de çok kötü bir şey değil tabii ki, ama hani seni bağlantıdan koparıyorsa, değil mi? Evet, yani bizim çünkü niyetimiz bağlantı ve keyif almak ilişkilerimizde. Ama bunu koparıyorsa bu yaptığın, verdiğin tepkiler veya cevaplar, o zaman hizmet etmiyor. Hayatı güzelleştiren bir dil çünkü şiddetsiz iletişim, oradan uzaklaştırıyor seni. Yani bağlantı içinde farklılıklarımızı da konuşabiliriz. Evet. Bağlantı şiddetsiz iletişimin bence en kıymetli ilk adım bile diyemeyeceğim. Niyet gibi Prensibi. yani. Evet. Prensibi. Evet. Acemiden bir çıt daha geliştiğim zaman şiddetsiz iletişim yolculuğunda diğerlerinin tepkiselliğine şöyle yanıt veriyormuşum. Kendi alışkanlık haline gelmiş tepkilerinin ve bunların bağlantıya etkilerinin giderek daha fazla farkına varır. Bu dönemimi hatırlıyorum ben. Yani hala da zaman zaman kendimi buralarda bir yerlerde çok tetiklendiğimde bulduğumda fark ediyorum. Şeyden söz ediyor Canan. Bir şey diyecek miydin? Yok, hayır, bir aklıma bir örnek geliyor gibi de sen söyle, ondan sonra vereyim. Böyle dağıtmayayım. Şey gibi yani, beni mesela en çok şey yapan eskiden şey, çok meşgulsun. Hani şeyi anlayamıyordum o zaman. Bunu bir suçlama olarak görüyordum. Çok meşgulsün. Sonra anladım ki benimle esasla bağlantı kurmak istiyor. Benimle beraber olmak istiyor. Benimle konuşmak istiyor. Vakit geçirmek istiyor. Fakat bunu nasıl söyleyeceğini bilemediği için ne bileyim, 3 kere beni arıyor. Ben o arada meşgulüm. Ha, gerçekten meşgulüm. Ama hani sonra anladım ki ya, esasında istediği benimle beraber olmak. Onu ben bir suçlama olarak duyup, meşgulsenmiş de sen de beni arasaydın, bir daha şöyle yapsaydın, evime gelseydin, bilmem ne yapsaydın gibi kendimi savunduğum veya işte ona karşı başka şeyler söyledim. İşte sen de şuradasın, böyle yapıyorsun dediğim zamanlarım çok geçtiğini sonra anladım ki ya, bir dakika ya, bunun arkasında çok önemli bir ihtiyaç var esasında. Onu görmek güzel bir şey. Burada senin verdiğin örnek çok kıymetli. Çünkü alışkanlık haline gelmiş tepkileri fark etmek benim için çok kıymetliydi şiddetsiz iletişim yolculuğumda. Mesela başkalarının tepkiselliğine yanıt verme halinde savunmacı olduğum yerleri fark etmek. Boyun eğdiğim, ne zaman boyun eğiyorum? Ne oluyor da tepkisel bir şey olduğunda ben bağlantı kurmak yerine kendimden vazgeçtiğim yer orası. Çünkü kendimden vazgeçiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı ne zaman önemsemiyorum. Ya da mesela şimdi şey çok moda tabirler, ghosting diyorlar ya. Ne zaman iletişimden kaçan şekilde böyle bir buharlaşıyorum. Ben genelde çok kırılgan olduğum zamanlarda kaçarım yani. Kendimi gözetmek için kaçma şeyim vardır. Ben de bezdiğimde yapıyorum. Evet, artık şey, çaresizlik. Hani bir de mesela senin meşgulüm örneğin ben gidersem hani bir anlatmaya çalıştım, iki anlatmaya çalıştım artık anlatamıyorum dediğimde yaptığım bir şeydi. Şimdi şey yapıyorum, biraz daha geliştirdim. Karşı tarafın da benimle bağlantı kurmak istediğine güvendiğimde bir stratejiler buluyorum. Aynı zamanda bu yani alışkanlık haline gelmiş tepkilerin farkına vardıkça ben kendi özümle bağlantı kurabiliyorum. Yani çünkü bunları biliyorum ki ben
bir yerlerde, hayatımın bir yerlerinde belki çok küçük yaşta kendimi korumak için geliştirdim. Ve artık bir yetişkinim, bunların yerine yeni bir seçim yapabilirim. Ve özüm dediğim şey yani kendi içimdeki ihtiyaçlardan biriciklikten hareketle yepyeni yollar bulabilirim. Her şeyden önce kendimi ifade edebilirim. Şiddetsiz iletişim öyle bir araç verdi elime. Geçeyim mi sonraki? Geç bakalım. Biraz daha şiddetsiz iletişim yolculuğunda farkındalığım arttığında, diğerlerinin tepkiselliği karşısında kendisiyle bağlantısı ve dürüstlüğü ya da empatiyi seçebilme becerisi giderek artar. Diğerlerinin bakış açılarına karşı merakla daha açık hale gelir. Evet, yani burada merak etmek, yani sen çok meşgulsun diyen bir arkadaşımın merak, yani onun neye ihtiyacı olduğunu merak etmek, bunu bir suçlama olarak duymadan onun ihtiyacını anlamaya çalışmak, empati kurmaya çalışmak. Bir de tabii burada kendiyle bağlantı ve kendine dürüstlük de gelişmeye başlıyor. Oralarda da mesela daha önce bu hep konforsuz şeyler üzerinden gidiyoruz. Mesela ben Kibar Olma Gerçek Ol'u hatırlatmak istiyorum, Kelly Bryson'ın kitabını. Bu arada Canan bir kutlama yapalım. Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabının birinci baskısı tükendi. Oo, süper. Güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum yani. Bulmaya çalışın. Evet, yani yok bizde yok. Başka birinden bulacaksınız ya da Şiddetsiz İletişim kitaplığından bir daha basmasını isteyebilirsiniz. Sırada kitaplar olduğu için de biraz zaman alacak büyük bir ihtimalle. Bu şeyden söz ediyordum. Mesela Kibar Olma Gerçek Ol'u hatırlamamın nedeni şu. Diğerleri tetiklendiğinde savunmacı boyun eğen ya da iletişimden kaçan şekillerde tepki vermek bir şey. Bir de kültürel koşullanma tepkileri var. Yani diğeri mesela tepkisel bir şekilde akraban seni arıyor ama bize hiç gelmiyorsunuz. Olur mu böyle şey diyor. Ondan sonra yarın akşam mutlaka sizi yemeğe bekliyoruz diyor. Mesela ay çok ayıp olur gitmek lazımdan hareketle gidiyorsam boyun eğiyorum. Yani orada kültürel koşullanmalara da açılmak. Kendini açmak, farkındalığını açmak çok kıymetli geliyor bana. Evet. Bir de başlarken şey söyledim, utanç. Yani utançtan hareket değil de hani utançtan veya suçluluk duyarak değil de gerçekten kendi ihtiyaçlarına bağlantı kurarak cevap verme, yanıt verme, karşısındakini de anlama, gözetme gibi bir yer geliyor bana da. Utancı hatırlatmasının nedeni burada bahsettiği üç durum aslında senin kaç savaş ya da don diye çok daha net özetlediğin şey. Utandığımda dört tür davranış biçimi yapıyorum. Bu Liv Larson, ben koyarım burada bir yere. Liv Larson'ın röportajında da çok net anlatıyor. Bana utanç geldiğinde aslında bir takım ihtiyaçlarım çok canlı. Sık sık da bunlar aidiyet, kabul ve haysiyet. Tabi bunların yanına başkaları da ekleniyor. İhtiyaçlarımla bağlantı kurmak yerine dört tane davranış biçimi yapabiliyorum. Bunlardan bir tanesi dışarıyı suçlamak. Bir tanesi dönüp kendimi suçlamak. Bir diğeri geri çekilmek. Bir diğeri de utanacak bir şey yok canım zaten. Biz bunları aştık deyip utanca baş kaldırmak. Yani utancı yokmuş gibi davranmak. Evet. Onları hatırlattı. Yani diğer burası da yine merkezimden çıkarak kendimle bağlantımın olmadığı, başkasıyla da bağlantı kurmaya niyetimin olmadığı. Yani bağlantım kendimle olmayınca niyet de koyamıyorum zaten. Bağlantıyı engelleyen bir yer. Evet. Yani bizi öyle bir yere götürüyor ki bu Matrix adım adım, işte ne bileyim, birisi sana çok bencilsin veya çok tembelsin dediği zaman ya desteğe mi ihtiyacım var diyebilme yetisine yani o şeye getirmeye çalışıyor. Yani bu zamanla olacak bir şey, böyle hemen tık diye olacak bir şey değil. Yani hep odağını koymak veya niyetinle de ilgili olduğunu düşünüyorum.
Yani bununla ilgili hakikaten şiddetsiz iletişim ben bir kitabını okuyayım, işte giriş seminerine gireyim den ziyade gerçekten senin de yaptığın eğitimlerde de hani hep bunun devamını da yapıyorsun. İlk önce bir girişini veriyorsun, sonra derinleşmesini veriyorsun, sonra onun yan şeylerini yapıyorsun. Yani hakikaten bir yolculuk ve hani bunu hep böyle beslemek gerekiyor. Değil mi? Öyle düşünüyorum ben. Yani Ben öyle öğreniyorum. Ben her yıl kendi büyüme noktalarımı belirleyip oralarda nasıl beslenirim, hangi eğitimlere katılırım, ne öğrenmeliyim diye bakıyorum ve yeni eğitimler alıyorum. Bunun da biten bir yolculuk olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda bu şiddetsiz iletişimin aslında bu diğerlerin tepkiselliğine yanıt vermenin bir yönü. Yani birinci adımı kendime empati. Bu birisi bana ne tembelsin dediğinde senin desteğe mi ihtiyacın var, verimlilik mi özlüyorsun dediğim yer aslına bakarsan kendi çakallarımı dinleyip ondan sonra varsa duygu ve ihtiyaçlarımı fark edip kendime empati verdikten sonra bağlantıya geçtiğim yer. Burası, burada kalmayacak ama. Sonra yine aynı karşı tarafı da duyduktan sonra kendime özenli bir dürüstlükle ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda bunu duyduğumda deyip kendimi ifade edeceğim. Burada şeyi de hatırlatmak istiyorum. Marshall Rosenberg'in insanların ne söylediklerini dinlemeyin, hangi duygu ve ihtiyaçları nedeniyle bunları söylediklerini dinleyin, çok daha uzun yaşarsınız dediğini de hatırlatmak istiyorum. Gerçekten Tabii cuk ki ne söylediklerini de dinliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Çünkü onları dinlemeden duygu ve ihtiyaç bulamam. Aynı zamanda çok kıymetli bir uyarı ben. Ben hep bu sözü hatırlıyorum. Evet. Biz yetkin aşamasında okuyayım. Şiddetsiz iletişim yolculuğunda tekamül ettikçe diğerlerinin tepkiselliğine merkezinde kalarak yanıt verir. Diğeri tetiklediğinde onu kabul eder, mevcudiyetini koruyabilir. Mevcudunu korumak, evet. Bu çok kıymetli bir şiddetsiz iletişim melekesi ve sahiden de senin dediğin gibi pratikle gelişen bir şey. Pratik yapmadan, kendinle çalışmadan, kendi tepkiselliğini şefkatle görüp dönüştürmeden olmuyor bence de ve biten bir şey de değil. Çünkü bu hep şey geliyor, o bir çukur gördüm, içine düştüm diye başlayan şiir geliyor aklıma. Çukura bir düşüyorsun, sonra biraz daha geç düşüyorsun, sonra çukurun etrafından dolanıyorsun ve bir gün geliyor ki başka bir yoldan gidiyorsun. Diğerlerinin tepkiselliğine yanıt vermek ve bütün şiddetsiz iletişim yolculuğu da bana kalırsa böyle bir şey. Bir de yani bu tepkisellik devam edecek, yani insanlar etrafımızdaki herkes şiddetsiz iletişim bilmiyor. Hep onu bana soruyorlar. Yani bana şöyle davrandı, şöyle yaptı, bilmem ne. Ne yapacağım? Yani bu seçim yapacaksın. Niyetin nasıl? Niyetinle bağlantı kurup seçim yapacaksın. Bir de insan olduğumuzu unutmamak. Şey geldi aklıma kapatırken, bir hafta önce sabırı konuşmuştuk. Mevlana'nın bir lafı, şey, sabırla ilgili, yaranın içindeki yaradanı görmek. Yani gerçekten o çiçek büyürken o yaradanı görebiliyorum veya işte doğada o yaradanı görebiliyorum. Belki de hani o insanın için insanın da olduğunu, yani karşındakinin de bir insan olduğunu görmeyi unutmamak. Bana böyle şiddetsiz iletişimde destek olan bir şey. O yaradanı görmek. Evet, orada bir şey var. İnsan var ya. Yani o da bir insan. Onun da senin gibi bazı ihtiyaçları ve duyguları var. Yani bu bilinçle yaklaşmak bana çok destek oluyor. Onu da burada paylaşmak istedim. Senin başka söyleyeceğin bir şey yoksa haftaya görüşmek üzere. Belki ondan Görüşürüz. sonraki hafta, bilmiyorum. Böyle bizim şey, Evet. akışa bıraktık kendimizi. Evet. Görüşmek üzere. Bakalım.